Poyraz, ne yapıyorsun burada? Babamı göreceğim. Şimdi olmaz, misafirleri var sonra. Of, bana ne ya? Hadi, hem daha oyunumuz bitmedi. Korkuyor musun yoksa? Her zamanki gibi yenileceksin. Var mısın iddiaya? Mükemmel bir gece. Kadir Bey, sizlere kaldı. Afiyet olsun. Vallahi her şey çok güzeldi. Tek kelimeyle nefis. Afiyet olsun. Esin nereden bulursun böyle ilginç şeyleri? Her zaman merakımı cezbetmiştir. Aa, ben senin fikrini sanıyordum. Yaprak, bu sefer yanıldı, bu benim fikrim değil. Genelde böyle şeyler hep Esin'in başının altından çıkar da. Bir de ne olduğunu anlasak? Sence ne? Vallahi bilemedim ama acayip bir şey. DNA tablosu. Hadi canım. İlginçmiş. Evet. Gelelim günün anlam ve önemine. Her ne kadar ortak olmasalar da artık Anıl ve Güven'in... Canım bir dakika. Anıl nerede? Tuvalete falan gitmiştir herhalde. Ben şuna bir bakıp geleyim hemen. Anıl. 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 Baba. Şey mi oldu baba? Güven Bey, iyi misiniz? Hemen odaya girin. Ben söyleyene kadar da çıkmayın. Tamam mı oğlum? Gözde, hemen deliklerini yap. Alo? 112 acil mi? ...112 acile ihbar yapılmış. Ama geldiklerinde adam çoktan ölmüş başkomiserim. Evde kimler varmış? Ev sahipleri, Güven Bey ve Melek Hanım. Çocukları Esin ve Poyraz'la birlikte ufaklığın öğretmeni de evdeymiş. Diğerleri de misafirler. Hep birlikte hafta sonu için plan yapmışlar. Burada kalacaklarmış. Kurban misafirlerden biri o zaman. Evet başkomiserim. Anıl Koçak, 80 doğumluymuş. Şu izleri gördün mü? Gördüm başkomiserim. Ne sence? Bilmiyorum, otopside belli olur anca. Başkan. Başkomiserim, evin küçük çocuğu. 9 yaşında. Babası olaylardan etkilenmesin diye çalışma odasından çıkmamasını söylemiş. Öğretmeni de yanında. Tamam, sen diğerlerinin ifadesini al. Ben şuna bakayım. Otopside alınan iç organ parçaları, doku ve vücut sıvıları bir dizi incelemeden geçer. Kesin ölüm nedeni ve diğer cevaplanacak sorular bundan sonra yanıt bulur. Zehirlenme varlığının araştırıldığı toksikolojik analiz, şüphelenilen bir madde varsa hızla sonlanır. Yoksa 3000'e yakın madde taranacağından haftalarca, hatta aylarca sürebilir. Bu yüzden olay yerindeki ilaç kutuları ve evdeki kimyasalların
ilgili birimlerce kayıt altına alınması hız kazandırır. Ölenin yakınlarınca etrafın toplanıp temizlenmesi, çarşaf değiştirilmesi, sifonun çekilmesi, lavabo içlerinin silinmesi bile sonucu geciktirir. Kısacası gerçeğin bir an önce meydana çıkabilmesi için hiçbir yere dokunmamak gerekir. Başımızda mı dikilecek? Fısıltıyla konuşmak yok. Hem duydum seni. Başkomiserim. Merhaba. Merhaba. Adın ne senin? Poyraz. Benimki de Orhan. Babama bir şey mi oldu? Merak etme, bir şey olmadı. Baban bizden yardım istedi, biz de geldik. Niye ki? Siz de öğretmen olmalısınız. Evet, Gözde Şanlısoy. Gözde Şanlısoy, 28 yaşında, özel öğretmen. Hanımefendinin ifadesini almak için aşağıya alalım. Başına başkomiserim. Poyraz'ı bırakamam. Merak etmeyin, ben yanındayım. Bakın, o çok hassas bir çocuk. Zaten çok korktu. Tamam, ifadenizi verin, sonra gelin, olur mu? Ben hemen geleceğim, tamam mı? Devam edelim mi? Baştan başlayalım o zaman. Olur. Hep birlikte güzel bir hafta sonu geçirelim demiştik. Melek Anıl'ı da çağırmış. Melek eşiniz galiba. Evet. Güven Akasya, 48 yaşında, iş adamı. Peki Anıl'la bir akrabalığınız var mıydı? Hayır, eski ortağımdı. Kısa bir süre önce hisselerini Bay Vars'a devretti. Bay Vars Bey de buradaymış galiba. Evet, yemekten sonra bir ara Anıl'ın ortalıktan kaybolduğunu fark ettik. Mükemmel umut olacağım, öyle mi? Sence olur mu? Hiç şansın yok. Herhalde tuvalete gitmiştir diye düşündüm. Melek Akasya, 45 yaşında. Güven Akasya'nın karısı. Güven bakmaya gitti. Evet, ortaklıkları bitmesine rağmen hala yakındılar herhalde. E tabii, arkadaşlar sonuçta. Neden bitti peki ortaklıkları? Bilmem. İşten pek bahsetmezler. Ama Anıl'ın başka planları vardı. Nasıl başka planlar? Anlamıyorum. Niye böyle sorguya çekiyorsunuz bizi? Hanımefendi, siz tam olarak ne olduğunu anlamadınız herhalde. Kocanızın eski ortağı sizin evinizde ölü bulundu. Ne yani? Bizi mi suçluyorsunuz? Daha iyi bir fikriniz var mı? Anlaşılan vezire göz koydum. Olabilir. Ama unutma. Bu oyunda amaç şahı devirmek. Yaprak Keskin, 30 yaşında. Homopat. Çok alerjik bir bünyesi vardı Anıl'ın. Yemekte yediği bir şey dokunmuştur kesin. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz? Melek ve Poyraz'da da benzer sorunlar var çünkü. Onların da homopatiyim ben. Homeopat. Homeopatısınız. Yani yaşam koçu gibi bir şey mi? Alakası yok. İnsanlar alternatif tıp diye aşağılamaya çalışıyorlar ama inanın bana başlı başına bir bilim. Nasıl yani, bir çeşit doktor gibi bir şey mi? Resmi makamlar onaylamıyor ama evet öyle. Ama anladığım kadarıyla diplomanız yok. Yok, fakat birçok doktora göre daha iyiyim. İyiymiş ya. Yani bu sırrı bütün dünyayla paylaşın da boşu boşuna okumasın insanlar yani. Biraz ayıp olmuyor mu? Olabilir. Doktorlar çare bulamadı ama Poyraz'ın alerjik astımını ben tedavi ettim. Vay canına ya. Çok iyisin. Kimden öğrendin böyle oynamayı? Öğretmenin bayağı iyiymiş.
Poyraz'ın astımını o mu tedavi etmiş? Öyle değil mi? Astım denilecek kadar abartılı bir şey değildi. Ufak çocukların çoğunda toza polen alerji olur. Büyüdükçe de doğal olarak düzelir. Ama bilim gibi bir şeyden bahsetti. Üstelik Melek Hanım'la da o ilgileniyormuş galiba. Bilim mi değil mi bilemeyeceğim ama evet. Melek Hanım'la sık görüşür Yaprak. Ama açıkçası ben pek tanımam kendisini. Ya Anıl Bey? Onu da arada sırada eve geldiğinde görürüm. Benim asıl görevim Poyraz'la ilgilenmek. Bu yüzden buradayım. Normalde gece kalmam. Olay sizin katta gerçekleşmiş ama hiç mi bir şey duymadınız? Güven Bey'in sesini duyduk. Önce Poyraz çıktı, ardından ben. Ne olduğunu bile anlamadık. Güven Bey'in eski ortağıymış. Belki siz bir şeyler biliyorsunuz. Hayır dedim ya, benim tek işim Poyraz'la ilgilenmek. Geriye kalan hiçbir şey beni ilgilendirmez. Cinayet olsa bile mi? Cinayet mi? Anıl Bey öldürülmüş mü? Neler oldu hakkında bir fikrim var mı? Sen benim kalemi tehdit ettin, ben de sana cevabını verdim işte. 4 hamle sonra Watson. O kadar emin olma. Ama bunu yapamazsın. Sanırım orada olduğunu unuttun. Ne ara koydun ki oraya? Hiç komik değil. Biliyorum, hiç komik değil. Sadece biri aklıma geldi. O da aynı senin gibi tepki veriyor. Çok güzel değil mi? Ailenin DNA tablosu. Dünyada bir eşi daha yok. Yandan nişanız eşsiz ve tek. DNA kodu mu bunlar? Evet. Esin annesinin babasını çok seveceğini düşünmüş. Bence de çok orijinal bir fikir. Kimin DNA'sı? Tabii ki Melek, Güven, Esin ve Poyraz'ın. Sözüm ona, bu işin uzmanı benim ama anlıyorum ki Esin beni sollamış. Ha, DNA uzmanı falan mısınız? Yok öyle bir şey. Ben dekoratörüm. Bu gördüğünüz evin her şeyini ben yaptım. Zaten o vesileyle tanıştık biz, Melek ve Güven'le. Hıncal Yenigün, 42 yaşında, dekoratör. Yakın mısınız? Herhalde yani. Bu hafta sonu davetine çağrıldığıma göre öyleyim değil mi? Anıl ve Güven'in eskiden ortak olduklarını biliyor muydunuz? Biliyorum. Ayrıldıktan sonra araları biraz açılmıştı. Melek onları bir araya getirip barışmak istiyordu. Neden bozuldu bu ortak peki? O kadarını bilemeyeceğim ben. Yalnız bir müddettir görüşmüyorlardı. Melek hepimizi bir araya çağırınca biz de artık her şey düzelir diye düşünmüştük. Yani Güven Anıl'ı öldürmüş olabilir. Orada durun komiserim. Aklınızdan bile geçirmeyin böyle bir şey. Güven benim çok samimi bir arkadaşım. Her ne yapsa ben bilirim. Güven asla katil olamaz. Şah. Ama hala maddi. Yok canım daha neler. Babam severdi Anıl'ı. Pek anlaşamıyorlarmış ama. Kim söylemişse abartmış biraz. Esin Akasya, 26 yaşında. Olacak iş değil. Muhtemelen yediği bir şey dokundu. Çünkü çok alerjikti bünyesi. Ya bu evde de bunu bilmeyen yok galiba değil mi? Herkes biliyor. Elbette. Anıl ailemizden biri gibiydi. Evet. Nelere karşı alerjisi olduğunu da biliyordunuz herhalde. Yaprak daha iyi bilir. Sonuçta onun hastası. Ya bir şey merak ediyorum ben. Madem alerjik bir adamdı ve hepiniz de bunu biliyordunuz. O zaman bu masada onu alerji edecek besinlerin bulunması da biraz tuhaf değil mi? Yani buna dikkat etmeniz gerekmiyor muydu? Bilmem. Doktor değilim ben. Yaprağa sorun. Bence boşuna uğraşma. Şahmat. Şimdi biraz konuşalım mı? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Hiçbir şey duymadın mı? Bir ses, bir gürültü. Sadece babamın sesini duydum. Öğretmenin hep yanında mıydı? Söyle.
Tamam ama sen de bana neler olduğunu söyleyeceksin. Tamam. Önce sen başla. Sonra ben. Bir ara Gözde abla yemek yemeye mutfağa indi. Benimkini de hazırlayıp getirecekti. O sırada Anıl amcanın odasından sesler geldi. Seni uyarıyorum. Sakın güvenmeyin. Sana ne? Bak seni de kandırmaya çalıştım. Hamile olduğunu iddia etti diyorum. Seni de kandırmaya çalışacak. Kıskanıyorsun değil mi? Saçmalama. Peki amacın ne? Ya ne diyorsun sen, delirdin mi? Gıcıkta ne yapıyorsun? Saçmalama. Sinirlerimi de bozma. Kimsenin huzur kaçmasın. Yok öyle ya. Benim huzurum kaçtı bir kere. Şimdi sıra sende. Onlar gittikten sonra babama söyleyecektim. Ama Gözde abla geldiği için gidemedim. Anlat hele, siz niye geldiniz? Baybars Çakar, 35 yaşında. Güven Akasya'nın ortağı. Çocuk işte komiserim. Abartmış biraz. Laf aramızda hayal gücü acayiptir Poyraz'ın. Anıl Bey hisselerini size devretmişti değil mi? Evet. O zaman bana pek abartmış gibi gelmedi. Belki de... Belki de yok komiser. Anıl'ı da Güven'i de çok eskiden tanırım. Anıl kendi şirketini kurmak istiyordu. Güven de gel yeni ortağım sen ol dedi. Ben de kabul ettim. Olan biten bu. Ama sonra bu ortaklığın karlı olmadığını anladınız. Hayır öyle değil. Anıl işleri karman çorman bir hale soktu. Devirden sonra gelip her şeyi düzelteceğine söz vermişti. Ama bir türlü vakti olmadı. Muhasebe hesapları düzeltemeyince ben de kızdım. Hepsi bu. Vallahi burada herkes bir acayip yani. Bu sefer sana katılıyorum. Başkomiserim, hompat ne demek ya? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim, bir çeşit alerji uzmanı gibi bir şey herhalde. Homeopat olmasın komiserim? Vallahi mi? Bir çeşit alternatif tıpçı. Gerçekten mi? Al işte, her şeyi de bil yani. Bu kala. Sorduğunu öğren işte senin. Tamam ya, anlat bakalım neymiş? Vallahi benim de bildiğim bu kadar komiserim. Detaylı araştırmak gerekiyor. Al işte. Yurdum olay yeri insanı yani, bravo. Oğlum madem bilmiyorsun ne diye atlıyorsun ben biliyorum diye. Detaylı bir şekilde araştırıp sizlere haber verin başkomiserim, olur mu? İyi araştır bakalım, ben de merak ettim şimdi. Başsın ...gitmedi daha Orhan. E beni sen aradın. Çünkü zehirlendiğini düşünüyorum. Cinayet olduğunu biliyordum zaten. Nasıl zehirlenmiş? Hala araştırıyorum. E zehirlenmiş dedin. Evet ama toksikoloji raporu çıkmadan net bir şey söyleyemem. Ama belirtiler zehirlendiği yönünde. Maktulün alerjik bir bünyesi varmış. Evet fark ettim. Yediği bir şeye dokunmuş olabilir mi? Olabilir ama yine de toksikoloji raporunu beklemek gerek. Ne zaman çıkar bu rapor? En erken yarın. Ama her ihtimale karşı yiyecekleri de kontrol etsinler. Çocuklar mutfakla yemekleri talan etmekle meşgul zaten. Belki işine yarar. Ölmeden kısa bir süre önce cinsel ilişkiye girmiş. DNA var mı? Maalesef. Çocuğu görmeliydin. Zehir gibi oynuyordu. Benden daha iyi mi? Neredeyse yeniyordu beni. Hadi canım. Tamam biraz abarttım. Ama şaşırttı beni yani. Çocuk mu şaşırttı sizi? Seni şaşırtan ne? Hepsi.
Bütün ev bir acayip yani. Kız desen manyak, kışın ortasında marsık gibi dolaşıyor. Melek'ten mi bahsediyorsun? Yok canım, Esin, kızı. Hele o dekoratör tamamen havacıva yani. Masayı versem onu bile dekore edemez. Anıl'ın da dekoratörüymüş. O öğretmen, ona hiç girmiyorum, çıkamayız. Evet, öğretmen bana da garip geldi. Ne bileyim ya, bilmiyorum. Bunların içinden katil çıkmaz ya. Adam da alerjikmiş zaten, yani o sebeple ölmüş olamaz mı? Belki de ama yine de emin olmamız lazım. Tamam, Kubileri Anıl'ın evine gönderdim. Bakacaklar bir şey. Sen de git, komşularla konuş. Tamam, başla. Aç eli. Götürün bunu. Vah vah, yazık oldu vallahi. Gencecik adamdı. Yıldız Girgin, 40 yaşında. Maktül'ün komşusu. Görüşüyor muydunuz? İşte. Eskisi gibi değil komşuluklar biliyorsunuz. Ha, biliyor musunuz? Geçen gün biriyle kavga ederken duydum. Sesi tavana kadar geldi. Gelmese şaşardım zaten. Anlamadım. Yok bir şey. Kiminle kavga ettiğini biliyor musunuz? Yok ama erkekti. Sesinden tanıdım. Bağırıyorlar mıydı? Hem de nasıl. Sonra bir ara bir şey düştü pencereden. Paramparça oldu. Biri mi fırlattı? Yani galiba kavga sırasında oldu. Tamam, ne fırlattıklarını gördünüz mü? Görmedim ama inip baktım. Ah süper, tam bunu sizden beklediğim hareketler. Çanak gibi bir şeydi herhalde, böyle paramparça olmuş. Anladım, tamam. Muhammed, Kubile'ye söyle arka bahçede çanak çömlek. Böyle parçalar varsa bulsunlar. Ay yok yok, ben topladım bile. Ne? Topladınız mı? Evet ama değerli bir şeye benziyordu. Yapıştırıp sürpriz yapacaktım Anılcığıma. Tamam, süper, gerek kalmadı. Tamam, güzel. Ama kavga ettikleri adamı çıkarken görmediniz. Hayır, görmedim. Hayret, nasıl da kaçırmışsınız? Nasıl? Hayret diyorum, nasıl da kaçırdık? Katilmiş değil mi? Kim? Dediğim adam. Vallahi ne bileyim yani, kimden bahsettiğiniz belli değil ki. Tamam, şu bahsettiğiniz parçalar duruyor size değil mi? Ay, duruyor vallahi, yapıştıramadım daha. Tamam, süper. Bilmez. Eyvah, muhteşem. Sana bir hediyem var genç. Bu ne komiserim? Kavga sırasında aşağı atmışlar çanak. Hemen diğer delillerle beraber merkeze gönderiyorum. Ne buldunuz? Parmak izi ve DNA örneklerini aldık. Bir de banyodaki çöp kutusunda kullanılmış bir hamilelik testi bulduk. Sağ ol başına şimdi belaya. Acaba kim hamile? Değilmiş komiserim. Test negatif çıkmış. İddiaya giriyorum, Bay Varstır. Hamilelik testini unutuyorsun. Güven? Bilmiyorum. Ama Anıl'ın biriyle ilişkisi olduğu kesin. Kimse bir şey söylemediğine göre gizli olmalı. Belki de evdekilerden biri değildir. Umarım Gamze bir DNA bulur. Umarım. Başkomiserim, Ece'nin doğum günü yaklaşıyor ya. Ne yapacağız, hediye falan? Bu muydu söyleyeceğin? Yani bir şey yapmak lazım. Sonra bir şey yapmayınca çok kötü çuvallıyoruz biliyorsunuz yani. Ne oldu, sen hala Zeynep'le konuşmuyor musun? Ya ben nasıl anlatamadım, neyi anlatamadım? Diyorum ya, Zeynep yok, bitti gitti. Ya nasıl bitti gitti, çıldırtmadım ya. Nasıl biter ilişki? Ya bilmiyorum işte, bitti. Ben de böyle yani. Bitiyor. Herhalde başka biri oldu. O mu söyledi? Yok, söylemedi. Başka ne olacak ki? Yani bir tane mi senin var dünyada? Bulmuştum bir tane. Adam akıllı bilmeden nasıl fikir yürütüyorsun? Ya yani sürekli mesaj atan, mail atan, kendini belli eden kız birden her şeyi kesti. Yani başka ne olacak ki? E belki bir şey oldu kıza. Tamam, ben de öyle düşündüm başında da hiçbir şey olmamış yani. Sonra aradım telefonla. Makaleyle çıktı telefona. Ev arkadaşım mı? Evet. Bir şey yokmuş işte. Gayet normal, her şey yolundaymış. Deseydin aradığını söyleseymiş. Nasıl diyeyim? İngilizce mi biliyorum ben? Gamze'yi arattım. Söyle Gamze. Bir şey mi oldu? Ya bir şey yok. Sen ne diyecektin? Anıl'ın odasındaki saç örnekleri Esin'e ait. Güven'in kızı mı? Evet. Vay be.
İyi de bu bir şey göstermez. Belki de kız yatağa yaparken düştü saçı. Yani keşke öyle olsa. Dahası da mı var? Yine Anıl'ın odasındaki havlarda Anıl'ın spermleriyle birlikte Esin'in vücut sıvılarını tespit ettik. Vay be. Nereden böyle bir sonuca vardınız anlamadım. Odasındaki havluda size ait vücut sıvıları bulduk. Olabilir. Havlu kalmamıştı. Ben de kendi havlumu verdim. Esin Hanım, bulduğumuz vücut sıvısı ter değil. Ayrıca Anıl Bey'in spermleri de var havluda. Ne var canım yani... İsterseniz beni daha fazla oyalamayın. Ölmeden önce birlikte olduğunuz kesin. Şimdi son kez soruyorum. Birlikte oldunuz mu? Bizim ilişkimiz vardı. Yıllardır bizle birlikte büyüdü Anıl. Babam onu oğlu gibi gördü. Önce asistanını sonra da ortağı yaptı. Bense hayrandım Anıl'a. Üniversiteye girdiğimde bir süre çıktık ama daha çocuktuk, ciddi bir şey olmadı. Babanızın haberi var mıydı? Hayır, kimsenin yoktu. Ama hafta sonu bize gelince birdenbire oluverdi işte, karşı koyamadık. Onca yıl sonra. Kim derdi ki? Her geçen gün daha da güzelleşiyoruz. Hep merak etmişimdir. Neyi? Sonra? Hepsi bu kadar. Sonra odama gidip duş aldım. Akşam yemeğe indik. Efendim Ece? Cinsel saldırılar pek çok suça eşlik eder. Bu yüzden soruşturmacılar sıklıkla seminal leke aranmasını ister. Semenin %90'ı sudur ve her çay kaşığı yani 1 mililitresinde 20 ila 100 milyon sperm hücresi bulunur. Bir cinsel ilişki ya da saldırının olduğunu kanıtlamamız için sperm hücresine ihtiyacımız yoktur. Çünkü seminal sıvıda DNA elde edebileceğimiz epitel ya da lökosit gibi başka hücreler de vardır. Erkekle kadının vücut sıvıları karışmış olsa bile floresans in situ hibridizasyon ve lazer mikrodiseksiyon gibi tekniklerle erkeğin DNA profili elde edilebilir. Başarılı bir vazektomi ameliyatı geçirdikten sonra nasılsa sperm hücresi bırakmam diyerek tecavüze kalkışan uyanıklara duyurulur. Seyretmek zorunda mısınız? Merak ediyorum kızım DNA sonucunu. Allah Allah. İyi de siz izleyince benim elim ayağıma dolaşıyor yani yapamıyorum. Ay canım benim. Baskı altındayken bir şeyler üretebilmeyi alışkanlık haline getirmen lazım yani. İşimiz bizim. Evet ve talihli kızımız Esin. Bilemediniz komiserim. Hamilelik testini yapan yapmış. Görüyor musun? Hepsi simetrik. Ve birbiriyle aynı. Bir şeyin üstüne düşmüş olabilir. Ya da itilmiş. Bu kadar iz bıraktığına göre itilme ihtimali daha yüksek. Toksikoloji raporu çıktı mı? Biraz acele etmiyor musun? Daha kaç saat oldu ancak yarına çıkar. Selim, şunu Kubilay'a ilet. Evde böyle iz bırakabilecek bir eşya var mı baksınlar bakalım. Her iki eve de mi? Evet, her ikisine de. Tamam, yaprağı getiriyorlarmış. En son aklıma gelecek isim daha. Sorguda mı şimdi? Evet. Hayırdır komiserim, bir sorun mu var? Anıl Bey'i ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Bir yıldır hastam, Melek tavsiye etmiş. Sadece hastanız mı? Ne demek şimdi bu? Anıl Bey'le birlikteymişsiniz. Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Fal baktırdık. Herkes böyle abidik gubidik sorular soruyorlar ya. Evinde bu hamilelik testini bulduk. Üstünde senin DNA'n var. Evet Yaprak Hanım, dinliyoruz. Anıl çok etkileyici bir erkekti. Karşı koyamadım. Birlikte miydiniz? 6 aydır birlikteydik. Ama 5-6 hafta önce ayrıldık. Hamile kaldığınızı düşündünüz. Adetten kesilmiştim. Tamam hayatım, göreceğiz şimdi hamile olup olmadığını. İnanmıyor musun bana? Psikolojiktir belki. Sana korunalım demiştim.
Hadi bitirelim şu işi ne olur. Ama test negatif çıktı. Nasıl oldu anlamadım. Ama bilirsiniz işte. Bu hazır testler hep yanılır. Laboratuvar sorumlusu arkadaşımız bakmış. Hamile değilsiniz. Bu yüzden Anıl'ı öldürdüğümü düşünmüyorsunuz herhalde. Başka bir sebepten mi öldürdünüz? Siz delirdiniz mi? Sadece bir ilişkiydi işte. Anıl'la ciddi bir şeyler yaşayabileceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Neden? Güvenilmez adam biriydi de ondan. Evdeki herkesten el yazısı örneği alıp krimlere gönderin bakalım. Parmakla yazılmış bu. Tamam işte Kubi, neyse ne yani. Herkese yazdırın bunu, gönderin krimlere. Ya çocuk? Ondan da. Bağışlarını komiserim. Acele edin. Tamam. Katil yazmıştır belki. O kadar aptal olabilir mi sence? Belki de bizi şaşırtmak için yapmıştır. Bak bu olabilir. Ama yine de araştırmak lazım. Bütün evdekilerden el yazısı örneği topluyorlar. Ya Baybars? Ya onların işlerini de araştırdım ben. Baybars Anıl'a dava açmış. Neden? Finansal raporlara göre şirket kâr ediyormuş. Ama Baybars devraldıktan sonra şirketin borç içinde olduğunu öğrenmiş. Ya güven hiçbir şey söylememiş mi? Bilmem. Bakacağız. Kendisine soralım. Merkeze çağırtın geliyor. Başkomiserim, Güven Bey'i getirdik. Al içeri. Buyurun oturun lütfen. Şirket hesaplarında bir usulsüzlük olduğunu biliyordunuz. Ve bunu Bay Bars'tan sakladınız. Sadece işlerin çok iyi gitmediğini söyledim. Ama Anıl'ın yalan söylediğini nereden bilebilirdim ki? Biraz daha açıklar mısınız? Ne demek istediniz? Tabii. Anıl şirketin çok iyi kar ettiğini söyleyip sahte raporlar hazırlamış. Hisseleri de ederinin çok üstünde bir rakama satmış Bay Bars'a. Ben de hisse devrinden sonra öğrendim. Sizi de bayağı güzel kazıklamış. Anıl benim oğlum gibiydi. Onu ben adam ettim. Bildiğim her şeyi öğrettim. Asistanımken canavar gibiydi. Ama ortak yapınca sapıttı. İşi de feci batırdı. Bu yüzden mi aranız kötüydü? Evet. Siz de bu yüzden mi öldürdünüz Anıl'ı? Saçmalamayın. Bu bana sorumun cevabıymış gibi gelmedi. Cevap verin lütfen. Verdim ya. Çok saçma. Hem niye öldüreyim ki Anıl'ı? Para için mi? Valla iki en önemli sebepten biri. Yoksa başka bir sebebim vardı? Siz gerçekten delirmiş olmalısınız. Belki de kızıyla bastılar bunu. Olabilir. Tabii delil bulabilirsek. Yazıyı kim yazdığını bulabildiniz mi? Çok şaşıracaksınız. Neden öyle bir yazı yazdınız? Anıl Bey son derece kaba ve kötü biriydi. Size bir şey mi yaptı? Hayır, bana değil. Poyraz'a son derece kaba davranırdı. O gün de çok üzdü Poyraz'ı. Neden sen de eşitlerin gibi okula gitmiyorsun? Anıl Bey! Size sormuyorum Gözde Hanım. Poyraz'la konuşuyorum ben. Senin dilin yok mu? Hey, sana soruyorum. Sana soruyorum, dilin yok mu? Bakayım. Aa, aç bakayım aç. Dili de varmış bunun ya. Poyraz neden okula gitmiyordu? O çok özel bir çocuk. Ve özel eğitime ihtiyacı var, anlıyorsunuz değil mi? Üstelik gördüğünüz gibi özel bir eğitimle diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Ve siz de bu yüzden Anıl Bey'e kızdınız. Evet. Arabasına o yazıyı yazdınız. Evet. Sonra? Anlayamadım. Anıl Bey'i zehirlediniz. Yapmayın lütfen. Sizce katile benziyor muyum ben? Güzel avrat otu mu? Evet. Aktif maddesi atropin. Yaprakları zehirli olur. Yemeğe mi katmışlar? Toz haline getirip içeceğine de karıştırmış olabilirler. Dur bakalım, kriminalden ne çıkacak?
Umarım işinize yarar Orhan. En azından cinayet silahını bulduk. Neye karar verdin? Neye? Doğum gününde ne yapıyoruz? Ha, bilmem. Yani kışın insanın canı bir şey yapmak istemiyor. Bir şey yapmayı düşünmüyorum. Olur mu öyle şey ya? En azından pasta kesmek lazım. Aman hediye falan istemiyorum ama. Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Teşekkür ederim. Menekşe mi o? Evet. Orhan, teşekkür ederim. Benim alerjim var menekşe. Merak etme, bir daha aynı hatayı yapmam. Aman Orhan, yani hiç hediye falan istemiyorum bu defa. Parçaları birleştirdim ve bilin bakalım ne buldum. Parmak izi mi? Evet başkomiserim. Kime ait? Güncel. Şu dekoratör bozuntusu mu? Evet. Ve yemekler? Hepsine baktık başkomiserim, temiz. Hiçbirinde zehire dair bir iz yok. Ya bu adam nasıl zehirlendi? Nasıl zehirlediler bu adamı ya? Bilmiyorum komiserim. Başkomiserim, bir tane manken kız ölmüştü, hatırlıyor musunuz? Zehirli pervaz sunmuşlardı. Bu da öyle bir şey olmasın? Efendim? Tamam, geliyoruz. Emre bir şey bulmuş. Tamam, hadi git. Ben de önce alayım bir şey. Anıl'ın e-mail hesabına ulaştık. Bu fotoğrafları Bay Bars'a göndermiş. Ortalık karıştı. Ve bir şey daha var. Kadının boynundaki dövme. Evet, ne olmuş? Belladonna. Yani? Yani güzel avrat otu. Ah, iyi. Bak bu sefer iyi. Aferin Emre, sağ ol. Niye kavga ettiniz? Ne kavgası komiserim? Her şeyi baştan almayalım Cal Bey. Anıl Bey'in apartmanının bahçesinde fırlattığınız çanağı bulduk. Şaka mı yapıyorsunuz? Yok, gayet ciddiyim. Anladım zaten ciddi olduğunuz. O anlamda söylemek istemedim. Polisin bu kadar ciddi çalışacağı aklının ucundan geçmez. Peki ya Anıl'ı öldürmek? Çanağı fırlattığınıza göre bayağı bir aklınızdan geçmiş. Peki siz benim o çanağı almak için ne kadar çaba sarf ettiğimi biliyor musunuz? Ama Anıl Efendi ne yaptı? Al bu çanağı buradan götür dedi. Bu ne ya? Bunlar için mi istiyorsun sen bu kadar parayı? Anıl Bey, siz bir etrafınıza bakıp da neler yaptığımı görmüyor musunuz? Anladık. Ama insanda biraz estetik olur ya. Estetik mi? Bu ne ya? Çok çirkin. Götür bunu. Benim bu parçayı sizin için ne kadar aradım biliyor musunuz? Ya kabul et, bazen çok zevksiz olabiliyorsun. Öyle mi? Siz de bazen çok kaba olabiliyorsunuz. O zaman işini doğru dürüst yap. Yapacağım, yapacağım. Ben şimdi parçayı ne yapacağım biliyor musun? Bana ne ya? Ne yaparsan yap. Atacağım, atacağım. İyi fikir. Bak. Tutamadım işte kendimi. Hepsi bu. Peki ya sonra? Sonrası monrası yok. Bir sonraki gün birbirimizden özür dilerik ve her şey tekrar düzeldi. Bunu doğrulayacak tek kişi de öldürüldü maalesef. Nasıl yani? Siz gerçekten benden mi şüpheleniyorsunuz? Ne var bunu anlamadım. Çıkmak da mı suç? Yok değil. Ama bu fotoğrafların Bay Bars'a gönderilmiş olması enteresan. Hadi ya, pislik herif Bay Bars'a mı yollamış? Haberiniz yok muydu? Hayır. Ama Anıl'dan sonra Bay Bars'la birlikte oldunuz. Bu da suç değil herhalde. Ya o dövme? Ne olmuş dövmeme? Güzel avrat otu. Ne var? Şimdi başka ilginç olan bir şey de Anıl'ın bu otla zehirlenmiş olması. Biri suçu üstüme atıyor. Hadi ya, kim peki? Onu da bulmak sizin göreviniz. Ama birini öldürecek olsam vücudumu kaplayan bir dövmeyle zehirlemem herhalde. O kadar da salak değilim. Bir zamanlar göz bebekleri büyük kadınlar revaçtaydı. Bu yüzden kadınlar gözlerine atropa belladonna, yani güzel avrat otunun suyunu damlatırdı. Körlük yaptığını anlayınca bundan vazgeçtiler. Hayal görme umuduyla suyunu içenler oldu. Ölenleri görünce vazgeçtiler. Yüzyıllardır tıp ve kozmetikte kullanılan bu ilginç bitki
İçerdiği skopolamin, tiosiamin ve atropin gibi alkaloidler yüzünden aynı zamanda güçlü bir zehirdir. Bu yüzden cadılar, büyücüler ve katillerin baş tacı olmuştur. Bir zehirin pan zehiri genellikle başka bir zehirdir. Güzel avrat otununki de yine bitkilerden elde edilen fisosigmin ve pilokarpindir. Anıl fotoğrafları gönderdiğinde kıskandırmak için yaptığını düşündüm. Yaprak Hanım'a aşıktınız. Evet ama Anıl'ı ben öldürmedim. Ama evet, o gece fotoğraflar yüzünden tartıştık. Seni uyarıyorum. Sakın güvenme ona. Sen hani? Bak beni de kandırmaya çalıştı. Hamile olduğunu iddia etti diyorum. Seni de kandırmaya çalışacak. Kıskanıyorsun değil mi? Saçmalama. Peki amacın ne? Ya ne diyorsun sen, delirdin mi? Gıcıkla ne yapıyorsun? Saçmalama. Sinirlerimi de bozma. Kimsenin huzur kaçmasın. Yok öyle ya. Benim huzurum kaçtı bir kere. Şimdi sıra sende. Çok sinirlendiniz. Evet ama onu öldürecek kadar değil. Hem o dakika o dediğiniz otu ben nereden bulacağım? Tabii her şeyi önceden planlamadıysanız. Buldunuz mu? Üzerine delil var mı? Sadece tüyler var. Örnek aldınız mı? Evet. Fotoğraflarını çekip bilişime gönderin. Selim komiserim. Biraz önce olay yerinden bir paravan fotoğrafı göndermişler. Ha evet, geldi komiserim. İzleri kurbanın sırtındaki izlerle karşılaştırıyordum. Tamam. Adamın üstüne düştüğü şeyi bulduk. Çömlekte derken ne bulduk duysan şaşarsın vallahi. Ya ben size bir şey yapmadım diyorum komiserim. Biliyorum. Onun için çağırmadık zaten. Babam. Enteresan yani bu aralar. Çok fena ya. Ne bileyim, şaşırdı kendini. Sen hafta sonu kalk, güvenlerin evine git. Anılı paravana it. Ne bileyim, ne yapacağımızı şaşırdık, evde kaldık. Sizin çevreniz falan varsa bir psikolog ayarlarsanız belki diye sorayım dedim yani. Belli ki siz de babanıza çekmişsiniz. Öyle. Deliyimdir. Ne yapacağım belli olmaz yani. Şu sorgu odasında şurada hiç belli olmaz ne yaparım ne ederim. Anladınız değil mi? Komiserim, ben size bir şey yapmadım diyorum. Anlamıyor musunuz? yani kulaklarım sağır duymuyor desem öyle de değil. Duyuyor. Acaba diyorum beyine giderken mi bir problem var? Görüyorum ki sizde de aynı sorun var. Şimdiye kadar çoktan ne anlatmak istediğimi anlamış olmanız gerekiyordu. Yeter be! Vuracağım sana buradan bir mistik konuşmalar falan. Ağzını kıracağım burada. Konuşacağım varsa bile konuşamayacaksın bak. Sinir etme adamı. Anlat şimdi. İnsan gibi. Ne oldu? Yine kavga mı ettiniz Anıl'la? Evinde sadece dekorasyon yüzünden tartıştık. Hepsi o kadar. Ne oldu? Para mı ödemedin? Ya nereden anladınız? Paranın kalanını ödemem için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ben ısrar edince cuma günü havayı yaparım dedi. Eksik mi yatırdı? Hiçbir şey yatırmadı. Üstelik ben güvendeyken benden dalga geçer gibi haftaya cuma günü yatırım abi dedi. Yattınız değil mi lan paranın üstüne? Terbiyesizleşme. Dolandırıcı mıyım ben? Bu hafta cuma olmadı, gelecek hafta cuma. Bir sonraki hafta da bir başka cuma. Öyle mi lan? Ben çok gördüm lan bu ayakları. En azından senin gibi Çin malı kaselerim. Millete elemeyi diye yutturmuyorum. Bana bak lan. Git buradan, katil etme beni. Nasıl olsa senden bana parayı söke söke alacağım. Dayanamadım artık. Tutamadım kendimi. Evet, devam. Tutamadınız kendinizi. Çok sinirlendiniz. Gittiniz, adamı zehirlediniz. Yok komiserim, orada yandınız. Yemin ederim ki ben yapmadım. Thank you.
komiserim, hayırdır? Ece arada bir şey bulmuşuz galiba. Evet, yeni başladım çalışmaya. Kimyasal bir maddeye benziyor. Siz ne yaptınız? Neyi, ne yaptık? Hediyeyi. Ne hediyesi ya? Senin nereden haberin abi? Niye, Ece Hanım'ın doğum günü sır mıydı? Tamam canım, sır falan değil de yani hediye alacağımızı nereden biliyorsun? Her yıl alıyormuşsunuz ya, ama şans işte. Ece anlattı değil mi sana da? Ya anlatılmayacak gibi değil ki, yani sitcom gibi. Evet ya, ne yapalım? Tutturamadık bir türlü yani. Tutturamadık. Peki neden meseleyle alakalı bir şey almıyorsunuz? O ne ya? Ne alalım kızım? Neşter mi alacağız? Aa dur, steril eldiven alalım bari. Yoktur belki, hoşuna gider. Ya öyle değil. Hani böyle mesleğiyle alakalı, hoşuna gidecek özel bir şey. Ya bak, neşterin üstüne Ece yazdırıp verelim ya. Değil mi? Nasıl, güzel olur mu? Şişme öyle alalım ya da. Başkomiserim, hadi gidiyoruz. Ne oldu, nereye? Ece'ye ne hediye alacağımızı buldum. Süper bir şey, çok güzel. Tamam işte, al sen. Beni hiç karıştırma. Yine aynı duruma düşmek istemiyorum. Yok, bu öyle değil. Hakikaten değil ya. Bu çok başka bir şey. Çok beğeneceksiniz. Çok beğenecek, o da beğenecek. En son bunu dediğin zamanı hatırlıyorum da. Bu vallahi başka ya. Hadi gidelim, siz de görün bak. Siz de çok bayılacaksınız. Kendinize bile alacaksınız yani, hadi. Tamam, hadi gidelim. Ece'ye DNA tablosu yaptıracağız ha? Evet, süper değil mi? Fena değil. Beğenir mi acaba? Yani artık bunda da çuvallarsak ben hediye mi diye almıyorum bundan sonra. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Bir DNA tablosu yaptıracağız ha? Hı hı, tamam. Kendiniz için mi? Yok, bir arkadaşımız için hediye olacak. Arkadaşınıza ait DNA örneği var mıydı? Biz hallederiz. Tamam o zaman. Bir formamız var küçük. Çok vaktinizi almayacaktır. Müsaadenizle onu getireyim ben. Tamam. Hadi bakalım. Çık işin içinden. Niye, ben bir yolunu bulurum ya, ben hallederim şimdi. Buyurun. Evet. Birkaç soru sadece. Ya yaz işte. Ama şey yani, ben okuyamayıp zırt pırt beni aramasınlar yani sonra dedim. Ha, ben farklıyım sanki. Merak etmeyin. Sadece bir formalite. İsterseniz ben yardımcı olayım. Siz söyleyin. Evet, çok isteriz tabii. Buyurun. Orhan Özdemir, Selim Dağdelen. Bize nasıl ulaştınız? Yürüyerek geldik. Hayır, öyle değil. Yani nasıl haberdar oldunuz? İnternet, arkadaş. Ya bir evde gördük. Akasya ailesinin evinde. Tanıyor musunuz onları? Ya zorunda kaldık diyelim. Ne kötü değil mi başlarına gelenler? Gerçi böyle olacağını tahmin etmiştik. Ama bu kadar büyüyeceğini ben bile düşünmemiştim. Sanırım bize anlatacaklarımız var. Siz polis misiniz? Ne yapacağız şimdi? Halledeceğiz bir şekilde. Vallahi benim bu sefer hiçbir fikrim yok. Ama benim var. Hayırdır komiserim? Buldunuz mu Anıl'ı, kimin öldürdüğünü? Sayılır ama bir ricam olacak sizden. Tabii. Eğer bir faydası olacaksa yapmaya hazırım. Neydi ricanız? Oo, hadi bir kısım daha bitmedi mi ya? Çok acelecisiniz, farkında mısınız? Bu işte, ne yapayım? Değişmedi. İyi de DNA bu yani, 8 saatten önce zor. Oo, millet bir güne tablosunu yapıyor kızım bunun ya. Bizim daha acil olmamız lazım. Ne tablosu? DNA tablosu işte. Haberin yok mu ya? Ece'ye alıyoruz. Şaka mı? Ne şaka mı? Yo. Ece Hanım'a DNA tablosunu mu yaptıracaksınız? Evet. Süper fikir değil mi? Sen söyledin ya, böyle işiyle alakalı bir şey olsun dedim. Ya söyledin de yani. Bir dakika, beğenmez mi yoksa ya? Aa, yo yo, beğenir tabii de yani, ne bileyim. De ya, ne oldu? Bir şey mi oldu? Hoşuna gitmez mi? Beğenmez mi? Ya beğenir de DNA'sını nasıl alacaksınız? Benim süper bir fikrim var. Dur bakalım. Ece. Selim. Ne haber? İyi de sakın hediye buldum falan diye gelme. Ne hediyesi ya? Kızım sen bu sene hediye falan istemiyorum dedin ya. Yani gerek yok. Tamam işte, Allah, ne triplere girdin kendine kendine. Almıyoruz işte hediye mi diye ya. İyi. Niye geldin o zaman? Ya bak, kimseye söylemek yok ama. Zeynep'le bir şey mi oldu yoksa? Hayır ya, ben unuttum şu kızı. Siz unutamadınız Zeynep'i, Zeynep de Zeynep ya. Selim'cim, bence fazla bastırıyorsun duygularını.
Ne? Ben mi bastırıyorum? Allah aşkına sen ne demek o ya? Yani öyle insan birini hemen şıp diye unutuverseydi aşk falan diye bir şey olmazdı değil mi canım? Ya ben aşık falan değilmişim demek ki, tamam mı? Ya bazen merak ediyorum ya. Yani başkomiserim mi sana yoksa sen mi başkomiserime? Baka baka karardınız, vallahi merak ediyorum. O kadar benziyor muyuz? Benzemiyor musunuz sence? Ya ben senden bir şey isteyeceğim ya. Ha, evet, söyle. Bak kimseye söylemek yok ama. Tamam Selim. Ya ben swap almayı öğrenemedim gitti ya. Saçmalama, sen hiç swap almıyor musun? Hayır, alıyorum. Alıyorum yani de ne bileyim. Gamze ile Kubi abiyle dalga geçiyorlar benimle. Yok olmadı, tam çıkamadı, çubuk boş geldi falan filan. E o zaman bir yerde yanlış yapıyorsun demektir. Değil mi? Evet. Evet. Bence de. İşte diyorum yani acaba sen bana bir yardımcı mı olsan acaba? Başka da kimseden de isteyemiyorum yani. Tabii ki. Bak şimdi. Evet. Alıyorsun. Dur. Aa. Benden mi alacaksın ya? Öğrenmek istiyorum dedin ya. Evet ama yani şimdi öğrenmem için benim yapmam lazım değil mi? Tamam. Al o zaman. Kendin yap, ben de izleyeyim. Sonra sana nerede yanlış yapıyorsun söyleyeyim onu. Kendimden mi alacağım ya? Kendimden mi alacağım? Öğrenemem ki öyle. Tamam Selim, al benden al. Tamam, al. Ha. Oldu mu şimdi? Oldu tabii. İyi. Zaten bunun nesini yapamıyorsun anlamadım ki ben. Vallahi oldu. Bunu saklayabilir miyim? Hatıra olarak yani öğrendiğime dair. Giderim o gösteririm Gamze'lere, Kubi'lere falan. Bak aldım falan. Tamam Selim, hadi. Evet. Hadi Selim'cim. Tamam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Tamamdır. Tabloyu hazırlayacaklar. Nasıl DNA aldın Ece'den? Yani kafamı kullandım diyebiliriz. İşte sonuçlar da geldi. He. Evet komiserim, haklıymışsınız. Sonuç negatif. Bütün canlıların genetik enformasyonu sadece 4 molekül. Kısaca A, T, G ve C harfleriyle gösterilen adenin, timin, guanin ve sitozinle kayda alınmıştır. Eğer tek bir hücremizdeki DNA bilgisini biz de sadece bu 4 harfi kullanarak yazmak isteseydik, her sayfasında 1500 harf bulunan, her biri 400 sayfalık 5000 kitap elde ederdik. Vücudumuzdaki hücre sayısının trilyonlarla ifade edildiğini düşünürsek, içimizdeki kütüphanenin büyüklüğü hayal bile edilemez. Komiserim, ne istiyorsunuz benden? Bunun açıklamasını. Ama bu olamaz. Neden? Nereden öğrendiniz? Esin Hanım, DNA tablosundan sonra bir de E-soy ağacı yapmamızı istedi bizden. Ailenin akrabalık ilişkilerini içeriyor değil mi? Evet ama dördünün de DNA'larını karşılaştırdığımızda Poyraz'ın Güven Bey'le akrabalığı olmadığını gördük. Poyraz'ın babası Güven değil mi? Hı, değilmiş. Nasıl değil? O benim oğlum. Gerçekten bilmiyor musunuz? Hayır. Hem bilseydim istediğinizi yapar mıydım ben? Poyraz'dan swap almamız gerekecek. Tabii izin verirseniz. Neden? Evde bir tek ondan almamışlar. Dosyayı kapatabilmemiz için şart. Tabii, benim için mahsuru yok, alabilirsiniz. Siz gelip Poyraz'dan DNA'yı almamız gerek deyince şüphelendim. Ama ihtimal veremedim. Babasının kocanız olmadığından haberiniz yoktu öyle mi? Emin değildim. Nasıl emin değildiniz Melek Hanım? Oğlunuzun gerçek babasını bilmediğinize nasıl inanabilirim? Yemin ederim. Güven sanıyordum. Tabii o sıralar kızınızın sevgilisiyle de birlikteydiniz. Evet komiserim, haklıymışsınız. Sonuç negatif. Yani Güven'in Poyraz'ın babası olmadığı kesinleşti. Al başına şimdi belaya, işin yoksa babayı bul. Çok uğraşmanıza gerek kalmayacak komiserim çünkü ben buldum. Kimmiş? Maktul yani Anıl Koçak. Anıl mı? Hayır. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Ama bir şekilde öğrenmiş olmalısınız değil mi? Hayır. O benim oğlum.
Su getirin buraya arkadaşlar, su. Su getirin, su. Tamam, tamam. Şişt, sakin. Buyurun şunu için. Anıl... çok harika biriydi. Ama evliydiniz. Üstelik kızınıza çıkıyordu. Evet ama... bir gün olan oldu işte. Ve sonrası geldi. Uzun sürmedi, yemin ederim. Onlar daha ayrılmamışlardı bile ben bitirdiğimde. Sonra da hiçbir şey olmadı, gerçekten. Tabii o sırada hamile olduğunuzu öğrendiniz. İlk başlarda şüphelendim. Ama sonra en iyisinin bu olanları unutmak olduğunu düşündüm. Ya Anıl, o biliyor muydu? Hayır, asla söylemedim. Ama onlar söylemişler değil mi? Onlar kimler? O tabloyu yapanlar. Esin'e söylemişler değil mi? Peki Esin'e söylediniz mi bu durumu? Hayır, tabii ki hayır. Yani böyle bir şey nasıl söylenebilir ki? Açıkçası göze alamadık. Peki ya siz? Siz kimseye söylediniz mi? Hayır. Dedim ya, ben bile emin değildim. Ama Anıl'ın ilişkiniz hakkında konuşmasından korktunuz. O konu uzun süre önce kapanıp gitmişti. İkimiz için de. Belki de kocanız öğrendi. Bu yüzden araları bozulmuş olabilir. Hayır, şimdi sizden duydum. İnanamıyorum hala. Belki şüphelendiniz. Hayır, bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım ben. Yok, ne desem kâr etmedi. Adam kalpten giriyordu en sonunda. Al benden de o kadar. Aynı şeyleri söyleyip durdu. Ya yanlış adam oynuyoruz acaba? Esin benim de aklıma geldi ama tabloyu yapanlar söylemedik diyor. Yani kardeşinden haberi yoktur belki ama... annesinin Anıl'la ilişkisini öğrendi. İkisini de aynı anda idare ettiğini öğrenince... bundan güzel cinayet sebebi mi olur? Delirmişsiniz siz. Annemden bahsediyoruz. Asla böyle bir şey yapmaz. Bence haberimiz vardı. Ya Anıl ve annem aklınız alıyor mu sizin? Hele ben onunla birlikteyken. Oğlu yaşındaydı neredeyse. Bu neyi değiştiriyor ki? İnanmıyorum size, yalan söylüyorsunuz. Elimizde delil var Esin Hanım. Ne kadar inkar etseniz de gerçek. Ne yani? İlişkilerini videoya falan mı almışlar? Ya of ama hadi ya, biliyordunuz işte. Neyi biliyorum? Poyraz'ın babasının kim olduğunu. Tabii ki benim babam, o benim kardeşim. Anneniz itiraf etti. Aynı zamanlarda Anıl'la birlikteymiş. Üstelik hamileymiş. Anıl'dan mı? DNA raporu yanılmaz. Yok. Hayır. Esin Hanım, artık oyunu bırakalım. Oyun oynamıyorum ben. Her şeyi biliyordunuz değil mi? Hayır. Anıl'ı da bu yüzden öldürdünüz. Ben mi? Siz değilsiniz. Kim peki? Bilmiyorum ama ben öldürmedim. Zehirle ilgili hiçbir şey yok mu? Maalesef sadece o toprağınızdan. O toprağınızdan nereden çıktı şimdi? Hani başıma dikilip Ece Hanım'ın gönderdiği deliller neymiş diye soruyordunuz ya. O toprağınızdan mıymış o? Evet komiserim. Maktul'un ağız dokusunda tespit etmişler. Vay be ya, bu o toprağınızdan. Krem değil mi ya? Bronzlaşmak için kullanıyorlar hani. Evet komiserim, hiç fena tahmin değil. Kadınlar bayılır. Özellikle bronz seni seviyorlarsa. Ya kesin Esin kullanıyor bunu. Dedim ya size başkomiserim. Kış günü marsık gibi dolaşıyor etrafta diye. Tamam da bu hiçbir şeyi ispatlamaz ki. Zaten birlikte olduklarını itiraf ettim. O zaman bu da suç olabilir. Of. Yine çakıldık duvara ya. Aslında bir şey var ama hani biraz uzun sürebilir. Ya tamam, sen söyle neymiş o bir şey. Biz hızlandırmasının yolunu buluruz. Hani bu adam nasıl zehirlendi diye konuşmuştuk ya. Evet. Ya benim bir fikrim var ama ne dersiniz bilemedim. Ya söylesene kızım, çıldırtma adam şimdi ortalık yerde ya. Ya Esin her şeyi planladıysa? Planladı tabii. Zehir işi bu. Yani dikkatli olmak lazım. Ben de onu diyorum ya. Ya birlikte olmaları da Esin'in planıysa? Gamze bak, kızmaya başlıyorum. Ne söyleyeceksen söyle. Kızı belki kendi tenine sürmüştür zehri. Sonuçta birlikte oldular ya. Yani Anıl'ın boğazında ne arasın? Yiyecek hali yok herhalde. Tamam. Hemen Esin'in bütün kıyafetlerini inceleyelim. O gece her ne giydiyse hepsini. Güneş ışığının zararlı olduğunun anlaşılması üzerine 60'larda bronzlaşmayı hızlandıranlar ve otobronzan, yani güneşsiz bronzlaştırıcılar piyasaya çıktı. Sprey, köpük, jel, losyon şeklinde kullanılanların bir bölümü sabunlu suyla yıkanınca çıkar. Bir bölümü uzun süreli esmerleşme sağlar. Bunları solumak, yutmak zararlı olabilir. Kimilerinde alerjiye neden olur. Astım krizlerini tetikler. Bir de ten rengini açan ürünler vardır ki Michael Jackson'ın çikolata renginin
80'li yıllardan itibaren giderek açılması hep buna bağlanır. Ölümünden sonra herkes sustu. Çünkü vitiligosu olduğu 51 sayfalık otopsi raporunda kayıtlıydı. Sizce işe yarayacak mı? Haklı olabilir. Umarım haklıdır. Zehir kendi vücudunuza sürdünüz değil mi? Yani şok olduk. Ama yani bir gün bir anılarımı falan yazarsam bir yere sizden de bahsedeceğim, emin olabilirsiniz. Ama anlamadığımız bir şey var. Nasıl oldu da zehirlenmediniz? Zehri sürmeden önce güzel avrat otunun antidotunu içtim. Pan zehri yani. Evet. Anıl'ı kandırmam hiç zor olmadı. Dünden razıydı zaten. Yemekten kalkarken birden fenalaştığını ve salondan çıktığını gördüm. Zehir etki etmeye başlamıştı. Dönmeyince de başardığımı anladım. Bir süre sonra da babam bakmaya gitti. Sonra da acil aramış. Her şeyi biliyordun yani. Siz de biliyorsunuz. Sordunuz ya daha önce. Ama bilmediğimiz bir şey var. Nasıl öğrendiniz? Şans diyelim. Kötü şans. Bizimkiler DNA tablosunu beğenince soy ağacı çıkarttırmak istedim. Arda mı söyledi? Hayır. Hazır olup olmadığını öğrenmek için atölyeye telefon etmiştim. İstediğim soy ağacı yarına hazır olur demiştiniz. Bir aksilik yok değil mi? Arda Bey? Esin Hanım, bir dosyalara bakmak için kısa bir süre istiyorum. Biraz hatta bekleteceğim sizin müsaadenizle. Tamam, bekliyorum. Şimdi hapı yuttuk. Ne oldu? Esin Hanım, soy ağacı bitti mi diye arıyor. Söyleyeceğiz, yapacak başka bir şey yok. Delirdim. Kardeşinin babası başka bir adam denir mi kıza? Belki biliyorlardır. Bize söylemiyorlardır. Böyle bir riski göze alamam. Aile faciası çıkar. Ne yapacaksın? Henüz sonuçlar çıkmadı diyeceğim. Eğer daha sonra ararsa sen de beni bulma. Fark etmedi tamam. Bile benim konuşmaları duyduğumu. Anıl olduğunu nasıl anladın? Anıl. Anıl benimleyken bile annemle o kadar yakındı ki. Şüphelenirdim ama ne derler bilirsiniz, konduramazdım. Anıl'a mı sordunuz? Hayır, kimseye bir şey söylemedim. Babalık testi yaptırdım. Ne pozitif çıktı? Evet, çılgına döndüm.
Ne yapacağımı bilemedim. Babam aklıma geldi. Sonra kardeşim. Anıl öyle aşağılıktı ki. Annemle beni aynı anda idare etmişti. Oysa ben onu sevmiştim. Hak ettiğini buldu sonunda. Komiserim, siz nasıl öğrendiniz? Yani Poyraz'ı. Test yapmak nereden aklınıza geldi? Şimdi bunları düşünmeyin. Nasıl olsa içeride bol bol vaktiniz olacak. Esin Akasya, kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Teşekkür ederim. Nice senelere. Sağ ol Kubila. Selim. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Orhan. İyi ki varsın. Sağ ol. Ama artık seni kutlamasak diyorum. Hani gençken iyiydi de. Allah olmuyor Allah. Yani. Allah. Bana yaparken iyiydi ama. Sen de yaşlandık diyorsan eyvah yani. Eh genç sayılmayız. Hadisenize ya. Önce siz. Allah Allah, versenize ya. Bizim hediyemiz sizinkinin yanında teselli mahiyetinde komiserim. Ama hediye yok demiştik. Ya bu sefer başka. Sen başka. Al şunu bir. Bak bunu da beğenmezsen bozuşuruz ha, hakikaten. Tamam, açıyorum. Beğenmedin deme şimdi bunu. Çok beğendim. Ya o kadar uzun zamandır istiyorduk ki. Ben demedim mi başkomiserim? Başardık bu sefer. Senin başının altından çıktı değil mi? İvit biraz. İyi de benim DNA'mı nasıl aldınız? Ya. Ya uğraştık işte yani. Yaptık bir şeyler. Kafa çalıştırdık kızım biz de yani. Oh be. Hakikaten üzerimden büyük yük kalktı ha. Bundan 25 yıl falan hediye almasak da olur artık sana yani. Bence de. Ya bir şey soracağım. Nerede yaptırdınız bunu? Ya çok güzelmiş. Ben de istiyorum. DNA tabloları, bilimle sanatın buluştuğu ender alanlardan biridir. Tabloların üretiminde kullanılan DNA parçacıkları, polisin işine yarayan, cinsiyet ve kimlik bilgilerini taşıyan bölgeler olmadığı gibi akrabalık belirlenmesinde kullanılamaz. Aslında ülkemizin nereden nereye geldiğini anlatmama iki küçük örnek yeter. Çok değil, sadece 25-30 yıl öncesine kadar babalık tayinlerinde çocukla babanın el ayak parmaklarını kulak şekillerini karşılaştırmak inceleme yöntemlerinin biri olarak kabul edilirdi. Bugün ise bildiğiniz gibi anne, baba, çocuk üçlüsünden herhangi ikisinin DNA bilgisine sahipseniz üçüncünün DNA profiliyle ilgili bir fikir üretebilirsiniz. Üstelik yaşıyor olmaları da gerekmez. Çok değil, 40-50 yıl öncesine kadar gebelik testi için fareler, tavşanlar, kurbağalar kullanılırdı. Şimdilerde zaman zaman yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuç alınsa bile evde bile uygulanabilecek düzenekler hayatımıza kolaylık getirdi. Gelelim kanıtın bugünkü bölümündeki cinayete. Katil bir kadın, motif kıskançlık. Esin, aşığı Anıl'ın annesiyle birlikte olduğunu öğreniyor. Ama onu asıl çileden çıkartan bu değil. Merak edip ailesinin soy ağacını araştırmaya kalkıştığında kardeşi Poyraz'ın biyolojik babasının kendi babası olmadığını öğreniyor. Biraz iz sürünce babanın Anıl yani aşık olduğunu anlıyor. Tarihteki kadın katillerin genellikle başvurduğu bir silaha, bir zehire başvuruyor. Üstelik kendince pek yaratıcı bir yöntemle bunu Anıl'a yutturuyor. Aklını nereden düştüğünü bilmem ama 1500'lerden kalma Hint efsanelerinde bile göğüs uçlarına zehir sürerek süt çocuklarını katletmeye çalışan ama kendisi zehirlenip ölenlerden söz edilir. Esin bunun önlemini almaya çalışmış olsa da
hesaba katmadığı bir şey vardı. O da zehirle birlikte Anıl'ın ağzına başka bir maddenin, güneşten yanmış gibi görünmek amacıyla boynuna sürdüğü otobronzanın bulaşacağı ve bu sayede yakalanacağı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktu.